Herkese merhaba arkadaşlar. Snapchat tanıtımlarımız serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 1.17 Snapchat tanıtımlarımıza devam ediyoruz. 20W46A şu anda bir önceki tanıtımımızda 20W45A'yı tanıtmıştık. 20W46A'da çok fazla özellik yok ama gelen yeniliklerden bahsedeceğim elbette. Hemen şöyle envanterimizi vesaire açalım. Şimdi öncelikle paratonerin önündeyiz. Paratonerle başlayalım. Şimdi paratoner daha önceki 20W45A'da 16 blok şeklinde bir etki alanı vardı. Artık 32'ye çıkartmışlar. Yani kırmızı alanın artısına yeşil alanı da eklemişler. Toplamda 32 blok kadar etki alanı mevcut. Yağmur yağdığı için şu anda görme ihtimalimiz var. Ben videoya girmeden önce birkaç kere şimşiğin çaktığını, şimşiyi çektiğini gördüm. Umarım şimdi tekrardan denk gelir önümüze. Bakalım, ufaktan görelim. Evet, dediğim gibi 16 bloktan 32 blok kadar bir olayı var onun. Onu göstermeye çalışacağım. Birazdan eğer denk gelirse göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi şuradan başlayalım hızlı bir şekilde devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi bloklarla alakalı ufak tefek eklemeler yapmışız. 2, 3, 4 şeklinde alalım. Ee, önceden bunları IPX'i ile toplayamıyorduk. Ee, 20W 45 artık toplayabiliyoruz. Evet ufakta bir aydınlatmalar var. Bunun yanlış hatırlamıyorsam 5, bunun 4 blok, bunun 3 blok, bunun da 2 blok veya 1 blok olması lazım aydınlatmaları. Onlara daha sonra ilerleyen versiyonlarımızda daha detaylı bakarız. Ee, onun dışında bohça olarak Türkçe çevrilmiş. Bunlar da gördüğünüz gibi Türkçeleştirilmiş zaten. Ee, küçük ametist tomurcu, işte ortanca ametist tomurcu, büyük ametist tomurcu, ametist demeti şeklinde. Powder Snow Bucket bu yeni geldiği için çevrilmemiş henüz. E, ...dürbün olarak çevrilmiş. Buna bakacağız. E, sarı şalkır kutusunda şu yüzden bakmıştım. Bohçalarda bu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Keşke şalkırlara da bu şekilde gelse diye düşünüyordum. E, belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Altına veya üstüne doğru açılabilir. Görünebilir. E, bu şekilde bohçanın içerisini görmek... ...güzel tabii ki ama... ...tabii e, isim olarak birazcık... ...sıkıntılı bohç olması. Paket veya işte... E, ...ne bileyim... ...kese kağıdı, kese gibi bir şeyler olabilirdi. veya Sırt çantası tarzı bir şeyler olabilirdi... O tarz isimler gelebilirdi. Sırt çantası çok mantıklı olmaz ama bilmem yani. koymuşlar ismini. Çok da sıkıntı değil. Onun dışında bunu da şu yüzden koydum. Gördüğünüz gibi inanılmaz uzun bir isim var. Ben bunu bir önceki Snapchat'ta İngilizce hallerini söylemeye çalışıyordum. Bazı kes kısımlarını kestim yani tamamen. Çünkü inanılmaz uzundu. Oradaki is İngilizce isimlerini de görüyorsunuz zaten. E Waxed, semi, Weathered cut, copper, stairs gibisinden. E ilginç, inanılmaz uzun bir ismi var. E Türkçe'ye çevirdiğimizde de Balmum'u kaplı, hafif oksitlenmiş Kesilmiş bakır merdiven. İnanılmaz olsun. Bilmiyorum yani ne kadar mantıklı bu, bu tarz bir isim yapmak ama bu şekilde yapmışlar. Sıkıntı değil. Ee, onun dışında şuna da bakacağız. Hemen dürbünümüze bakalım. Dürbün e, yuvarlak olarak da artık bu şekilde dikdörtgen bir görünüme sahip. F1'e bastığımızda kapanıyor. Etrafındaki çerçeve e, bir öncekinde de aynıydı. Bu şekilde etrafa bakabiliyorsunuz. E, bu şekilde bir görüntü gelmiş. Belki muhtemelen bunu değiştirirler. Hani şu dışarıdaki çerçevesi güzel ama o siyah, tamamen siyah olan görünüm kötüydü. E, belki bu çerçeveyi biraz daha yuvarlak daire şeklinde bunun etrafına oluşturabilirler yani. Çok daha güzel daha mantıklı olur bence. E, çünkü baktığımız zaman şöyle bakalım. E, gördüğünüz gibi aslında bakarsanız bu e, dikdörtgen olmaması lazım. Yuvarlak bir şey olması lazım. Bir ürün olması lazım. E, gördüğünüz gibi biraz kötü yapmışlar zaten tasarımını. Hafiften yuvarlak olsaydı çok daha güzel bir görünüme sahip olabilirdi. Bıraktığımız zaman bu şekilde animasyonda var. Daha sonra bunu bırakalım. Powder Snow Bucket bu şekilde koyabiliyoruz. Bunu zaten göstereceğiz detaylı bir şekilde. Bunları bırakalım. Bunun ismini vermiştik zaten. Onun dışında mumlarla alakalı tekstür değişikliği gelmiş. Tekstürleri envanterimizde bu şekilde gözüküyor ama yerdeki tekstürleri aynı bu şekilde koyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bir bloğa dört tane koyulabiliyor. Ben bunu bir öncekinde göstermemiştim galiba. Gene yanma şeyleri aynı şekilde çalışıyor. Bu şekilde yakabiliyoruz. Yağmur yağdığı için sönebilirler tabii ki. Ufak tefek sıkıntılar yaşatabilir Yağmur bize. Hemen tekrar bunu bırakalım devam edelim. Ee, onun dışında bunları toplayabiliyorduk. Hemen şu yandakilerle gösterelim. Game Mode, Survival'a geçelim. Tabi bir de yazabilirsek. Ee, gördüğünüz gibi topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Bu şekilde güzel de bir sesleri var. Bu şekilde toplama olayları mevcut. Bunları bıraktık hemen yan tarafa geçelim. Ee, yan tarafa geçtiğimizde kıyafetler var. Bunları gösterelim öncelikle. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bunun içerisine girdiğimizde bakın. Etrafımız biraz donmaya başlayacağız. Efekte geliyor zaten hemen etrafımıza. Ufaktan donmaya başlıyoruz şu anda. Birazdan canımız bile gitmeye başlayacak. Yani bunun içerisinde kaldığımız süre boyunca canımız gitmeye başlayacak. Hemen görelim zaten bunu. Evet bekliyoruz bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet ufaktan canımız gitmeye başladı. Siyah kalp veriyor şu anda bize oyun. Hemen çıktığımızda bu can gitme olayları düzelecek. Tekrardan ısınacağız. Ve ekranımız hafiften tekrardan kendine gelmiş olacak. Peki kıyafetleri giyersek ne oluyor? Kıyafetleri giyersek sadece bu soğukluk efekti şu anda biraz daha gecikiyor. Ama e, yanlış yapmışlar. Bunu yanlış hatırlamıyorsam. Tanıtımda şöyle bir şey ekli olarak not olarak düşmüşler oraya. E, bunu hatalı yapmışlar. Yani bu fixlenecek. Fixlendikten sonra karın içerisinde bu şekilde kalabileceğiz. Yani artık bunun sayesinde deri kıyafetler sayesinde hiçbir şekilde canımız gitmeyecek. Onu ayarlayacaklar. Ufaktan belki can gitseydi olabilirdi ama. Belki e, enchant getirebilirler, Büyü falan getirebilirlerdi. E, soğuk karşı etkin bir şeyler getirilebilirdi. Bilmiyorum. Şu anda işli işi bu yani. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Powder Snow Bucket yani tozlu kar e, kovası elimizdeyken e, şu şekilde kullanabiliyoruz. Az önce de gösterdim bunu. Bu şekilde kar bırakabiliyoruz. Tekrardan kar alabiliyoruz bu şekilde. E, bunu elde etme yöntemi sadece bu. E, şurada da anlatacağım zaten tekrardan. Bunu bırakalım şimdi. Bu şekilde malzemelerimizi aldık. Yani altlarında blok olması gereken herhangi bir e, malzemeyi karın içerisine, içerisine atarsak bu şekilde gömülüyor ve Kırılıyor, yok oluyor yani. Elimize, envanterimize geri alabiliyoruz yerden. Yani bu şekilde yapabiliyoruz. Bakın. Tamamen bu şekilde. Aslında Torch e, mantığıyla çalışıyor yani şunlar. E, acaba Earth kalıyor biliyor musunuz Torch'un üzerine onu bir deneyelim. Hemen Creative'e geçelim. Tekrar Creative'e geçelim. E, meşale alalım bir tane elimize. Meşale acaba Torch'la kalabiliyor muydu? Yani e, Earth merak ediyorum açıkçası. Bu şekilde bıraktığımızda bakın. Tekrar envanterimizi alabiliyoruz. Evet torcun üzerinde de kalmıyor. Aynı şekilde bunlar da torçta kalmıyor. Bakın. Yani torç mantığıyla çalışıyor aslında bakarsanız. Altında blok olması gereken bloklarla alakalı. Bunları bırakalım hemen tekrar inventerimize. Ee, varilimize daha doğrusu. Hemen survival'a geçtik. İksirimizi alıyoruz. Neyi bu? Hız iksiri 2. Hız 2. Hemen içtik. Attık şişesini. Gördüğünüz gibi karın içerisinden herhangi bir şekilde deri eşyamız olmamasına rağmen güzel bir şekilde geçebiliyoruz. Ama zıplayamıyoruz. Gene hız olsa da olmasa da üstüne zıplayamıyoruz. Ve etrafımız e, kristalleşmeye başlıyor. Yani canımız gidecek biraz daha kalırsak içerisinde. Bu şekilde bir durum var. Daha sonra ayakkabıyı giyelim. Ayakkabıyla deneyelim. Ayakkabıyla bakın birazcık daha hızlı mı geçiyoruz yavaş mı geçiyoruz tam anlayamadım ama. E, sanki ayakkabısı çok daha hızlı geçiyoruz gibi geldi bana. Bakın. Ya da aynı da sayılabilir. Bilmiyorum bakalım. Aynı aynı. Yani hız iksiri olduğu için aynı yani. Ayakkabının herhangi bir etkisi yok buna. Ayakkabının etkisi şu zıplayabiliyoruz artık. Üstüne bu şekilde çıkabiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada bunun üstünde kalmamız herhangi bir şekilde canımızı götürmeyecek. Herhangi bir şekilde kristalleşme oluşmayacak etrafımızda bu şekilde kalabileceğiz. Ayrıca şöyle bir şey var. Hani bunun etrafı kapalı diye düşünürsek. Herhangi bir şekilde zıplayamayacağımız için deri ayakkabımız olmazsa içinde kalırız. Yani bu şekilde malzememiz olması lazım. Veya elimizle bu şekilde kırmamız lazım bunları. Aslında çok da mantıklı bir şey değil hani içinden çıkamama durumları. Çünkü her türlü çıkarız yani Minecraft bu. Yani belki daha yüksek e, işte 20-30 blokluk bir kar içerisine düşersek birazcık sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun dışında bu şekilde tek blokluk yerlerde hiçbir problem yaşamadan olaylarımıza devam ederiz. Hemen ayakkabımızı tekrar bırakalım diyeceğim de bir türlü bırakamadık. E, onun dışında e, bunu bu şekilde koymamızın sebebi iskeleyle bakın bu şekilde space'e basılı tuttuğumuzda çıkabiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde yani bir sıkıntı yaşamıyoruz karın içerisinde batıyoruz Tamam bunda bir problem yok asansör e, mantığı kullanabiliriz ama ayakkabı yersek de yukarıya bu şekilde çıkabiliyoruz karın üzerine bakın iskele mantığının aynısı Aslında bakarsınız hani mesafe uzak uzun olursa bayağı yüksek olursa birazcık can götürmeye başlayabilir bir yerden sonra ama e, onun dışında ayakkabımız üzerimizdeyken kolay bir şekilde çıkıp ineyebiliyoruz bu tarafı gösterdik zaten. Ee, onun dışında e, powder snow bucket'lar olduğunda içerisinde herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadan fırlatıcılar sayesinde bu şekilde dışarıya bırakabiliyoruz. Fırlatıcı değil mi bu? Hemen bir bakalım. E, fırlatıcı evet fırlatıcı clear çekelim hızlı bir şekilde aynı şekilde alt tarafı da bırakabiliriz tekrar bastığımızda çekebiliriz içine ama bunun aynısı şunlarda çalışmıyor yani herhangi bir şekilde kazanın içerisine e, kar, tozlu kar bırakıp alamıyoruz tozlu karı e, belki ilerleyen zamanlarda o da güncellenebilir tozlu karı şu şekilde de, elde edebiliyoruz hemen sonra burada geçtik e, kar yağan bölgelerde yani karlı olan bu şekilde karların olabileceği bölgelerde yeni gelecek tabi o biyom henüz aktif olmamış. O biyom geldikten sonra bu şekilde kazanlarımızı yerleştireceğiz. Kazanın içerisine kar olacak. Kar olduktan sonra da kova yardımıyla bu şekilde alacağız. Bir blokluk kar almış olduk bu sayede. Bunu kullanıp tekrardan kazana koyabiliriz. İstersek işte depolayabiliriz bir yerlerde. O şekilde bir işleyişi var. Tekrar bunu bırakalım. Aynı şekilde kovanın içerisine koyabiliriz. Zaten az önce gösterdim bunu. Şuradaki göstereceğimiz olay da mesela atıyorum. Nether'da geziyoruz. Elimizde de bir tane tozlu kar kovası var elimizde. Hemen girdik. Yanıyoruz bakın şu anda. Koyduk. İçine girdik. Çıktık. Söndü. Lavı bu şekilde söndürebilirsiniz nether'da. Nether'da herhangi bir şekilde su kullanamıyoruz bildiğiniz gibi. Ama tozlu kar bloğu sayesinde e, bu şekilde halledebiliriz işlemlerimizi. Şimdi ben buraları unutmuşuz bakın. E, onu nasıl gösterebiliriz? Hemen game mode creative'e geçelim. Köylü. Ondan sonra bir de zombi çağıralım. Tamam, köylümüzü şimdi bırakalım buraya. Bakın köylüyü bıraktıktan sonra içerisine batacak ve canı gitmeye başlayacak bir yerden sonra. Aynı şekilde zombi de aynı şekilde olacak. Ee, küçük köylü ve küçük zombiler de şu kenarlara kaçabiliyorlar. Cam, cam olduğu için buralar e, cam çerçevesi olduğu için kaçabiliyorlar ama e, tam blokluk bir alana sıkıştırdığınızda herhangi bir şekilde eğer üstlerinde deri ayakkabı yoksa hiçbir şekilde kaçamazlar ve bu şekilde gördüğünüz gibi canları gitmeye başlar. Buralarda koymuştuk eşyaları daha önceden koymak için gördüğünüz gibi canları gidiyor şu anda. Onların canları bittiğinde ölecekler zaten. Ee, onun dışında buraya e, bir tane de ayakkabılı bir köylü zombi koydum. E, hemen şuradan açalım. Bakın. E, görsün bizi zombimiz. Tabii şöyle bir durum var. Şuralardan kaçıyordu bunlar en son sanırım. Biz bu, burayı bir kapatalım. Tamam. Yani gördüğünüz gibi eğer deri ayakkabı varsa içi üstünde zombimizin herhangi bir şekilde batmıyorlar bir yere ve bu şekilde kalabiliyorlar. Güzel bir şekilde takılabiliyorlar. Ee, o şekilde takasınlar Sıkıntı yok. Ee, onun dışında hemen bir tane lav kovası alalım. Lav kovası aldık. Lav kovasını tam ortasına koymak istiyorum. Şuraya koyduğumuzda e, lavlar gördüğünüz gibi eritecek zaten şimdi. Evet bu şekilde eritmeleri başladı. Bakalım nereye kadar eritecekler. Tamamen bu şekilde çıkartacak sanırım. Aynen. Bu şekilde erime olayları yapabiliyor lav. Aynı şekilde su da aynısını yapacak. Su tabi dağılma, yayılma mesafesi daha uzun olduğu için suyun çok daha fazla alanı bu şekilde açabiliyor gördüğünüz gibi böyle bir durum var. Başka göstermediğim bir şey yok yanlış hatırlamıyorsam. Herhangi bir şekilde sıkıntımız yok. Belki birazdan ufak bir eklemeyle buradaki e, paratonerli şimşek olayını koyarım. Onun dışında başka bir eksiğimiz yok şu ana kadar. E, buraya kadar izlediğiniz teşekkürler. Video ben siz beğenmeyi. bir kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oynadığım videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.